Merhaba dostlar. Bugün sizlere meyve ağaçları içerisinde çiçek açmadan ağaçtan doğruca meyve olarak çıkan bir bitkiyle tanıştıracağım. Şu anda görmüş olduğunuz incir ağacı arkadaşlar, bütün meyveler içerisinde çiçek açmadan doğrudan meyve veren tek ağaçtır. Bunun dışındaki bütün meyveler önce çiçek olarak açar, çiçeğini döker, daha sonra bu dökülen çiçeğin altından bir meyve çıkmaya başlar. Şimdi bu incir ağacını yakından göstereyim. Bakın incir meyvesinin ağaçtan çıkma şekli nasıl? Evet. Şöyle gösteriyorum. Bakın. Şu görmüş olduğunuz küçük küçük tohum şeklinde olan meyveler incir ağacının meyvesidir. Hiçbir zaman çiçek açmaz. Doğrudan yaprağın üst kısmından incir meyvesi olarak bu şekilde çıkar. Daha sonra büyür ve olgunlaşır. Yine aynı şekilde başka köklerde gösteriyorum. Şöyle. Bakın. Yine aynı şekilde. Bunlar incir meyvesinin çiçeksiz olarak ortaya çıkan meyvesi. Yine burada değerli dostlar çok küçük bir meyve göstereceğim. Bakın. Daha yeni çıkıyor bu meyve. Evet, incir ağacının meyvesi gördüğünüz gibi. Yine burada gösteriyorum bakın. Yaprağın üst kısmındaki boşluktan ortaya çıkan bu küçük şeyler büyüyünce incire dönüşecek. Değerli dostlar, incir ağacıyla ilgili genel bir bilgi vereyim. Bildiğiniz gibi incir ağacı yaprak döken ağaçlardandır. Kış mevsiminde yapraklarını döker. İlkbahar, Mart, Nisan aylarında yapraklarını tekrar açar. Mayıs ayında bu çiçeksiz olarak meyveler yaprağın üst kısmından ortaya çıkarak büyümeye başlar. Temmuz ayı itibarıyla da Temmuz ve Ağustos aylarında meyveler tamamen olgunlaşarak yenecek hale gelir. Bu görmüş olduğunuz yine aynı şekilde anlattığım şartlarda bir incir ağacı. Meyvesi olgunlaşma döneminde sarıya dönüşüyor. Tabii incir ağaçlarının olgunlaşma zamanları pek çok farklıdır. Temmuz ayından başlayarak Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül ayında, hatta Ekim ayında bile olgunlaşan incir ağaçları var. Dolayısıyla bulunduğu iklime ve cinsine göre incir ağaçlarının meyve verme zamanları değişebiliyor. İncir ağaçları da pek çok renkte olabiliyor. Sarı, beyazımsı, siyah, mor. Daha pek çok renkte incir ağaçları var. Ülkemizde de incir ağaçlarının yüzlerce çeşidi var. Dostlar şimdi incir ağacının yanında başka bir ağacı tanıtacağım. Birçok kişinin bildiği yemeklere, salatalara ekşi olarak katılan sumak arkadaşlar. Böyle oluyor. Bakın şu anda tomurcuklanma zamanında. Bunlar çiçeğe dönüşecek. Bu sumaklar daha sonra tomurcuklanacak, tanelenecek. Ve Temmuz-Ağustos aylarında tamamen olgunlaşarak ekşi haline gelecek. Bunlar yapraklarından koparılır. Dövülerek toz haline getirebilir veya tüm olarak da tüketilebiliyor. İçindeki çekirdeği değil, dışındaki kabuğumsu kısmı kullanılır. Bunlar genelde çorbalara, yemeklere baharat olarak katılır. Evet dostlar, son olarak bir ağaç daha tanıtalım. İnciri, sumağı tanıttık. Şimdi de başka bir meyve ağacı diyebileceğimiz zeytin ağacı.
Zeytin ağacı hakkında da kısa bilgiler vereyim. Şu anda görmüş olduğumuz zeytin ağacının çiçekten taneye dönüşmüş hali arkadaşlar. Zeytin ağacı Nisan ayında çiçek açar. Mayıs ayının başlarında çiçeğini dökerek şu görmüş olduğunuz küçük tohumlara, küçük tanelere dönüşür. Yaz boyunca büyür. Zeytin ağacı yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Kış mevsiminde yapraklarını dökmez. Baharda açtığı çiçekler yaz boyunca büyür. Ve Ekim ayından itibaren zeytinler olgunlaşarak toplanacak hale gelir. Ekim, Kasım, Aralık ayları zeytinlerin maksimum olgunlaşma seviyesine geldiği ve hasat edildiği zamandır. En küçük hali, çiçekleri daha yeni dökmüş hali. Bakın şöyle. Şuradaki taneleri de gösteriyorum. Henüz yeni dökmüş çiçeklerini küçük küçük taneler şeklinde görüyoruz. Zeytin ağacı. Genelde zeytin ağaçları ve incir ağaçlarının beraber aynı alanda olmasının çok faydalı olduğu söylenir. Bu ağaçlar birbirlerini destekliyor tozlarla. Birbiri için faydalı ağaçlar. Evet dostlar, bir başka incir ağacına geldim. Burada incir meyvesinin en küçük haliyle yeşil olarak ulaşabileceği en büyük halini burada görüyoruz. Bakın. Şu yukarıda incir meyvesinin ilk çıktığı hali. Şu ise maksimum büyüklüğe ulaşmış hali. Tabii ki şu anda olgunlaşmış değil. Olgunlaşması için en az 1,5 ay gibi bir süreye ihtiyacı var. Burada bakın, incir meyvesinin en küçük hali yukarıda, en büyük hali de aşağıda bu şekilde. Evet, şöyle yine gösterelim. Farklı büyüklükteki incir meyveleri. Şöyle. Bakın yine bir dalda pek çok büyüklükteki yeni çıkan bir meyveden maksimum seviyeye kadar gelmiş bir meyve ağacına, meyveye kadar her çeşit, bakın. Evet, incirin en küçük hali.